Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar. Sponsorumuz volva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Aboneliği düşünen arkadaşlarım bir an önce abone olsunlar. Üyeliği düşünen arkadaşlarım da bir an önce üye olsunlar. Tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ederim. Ee, havada bir koku var şu anda. Yok uzaklardan geliyor. Kap kokusu var. Aldınız mı? Almadınız mı? Neyse ben haberlere geçiyorum. Geçeyim mi? Geçelim. İlk haberimiz Fenerbahçe'den William Carvalho'ya 8 milyon euro. İspanyol basına Real Betis'in yeni sezondaki transfer politikası için bir yazı kalem almış. Ve Real Betis'te kalacak gidecek isimlere dikkat çekilirken Fenerbahçe'nin William Carvalho için 8 milyon euro önerdiği belirtilmiş. Şimdi bakın İspanyol basını 8 milyon euro. Başarılı bir sezonu geride bırakan Real Betis'te gelecek yılın planlamasına dair bir yazı kalemi almış. Ve Portekizli Carvalho için Fenerbahçe'den 8 milyon euroluk bir teklif geldiğini yazmış. Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge, Jorge Jesus'un. Portekizli futbolcunun transferi için de istekli olduğu vurgulanırken 8 milyon Euro'luk teklifin Real Betis tarafından yeterli bulunmadığı aktarılmış. Yani tek talibi Fenerbahçe değil, Championship'ten Premier Lig'e yükselen Fulham'ın da 30 yaşındaki futbolcu için takipte olduğu ifade edilmiş. Şimdi şeyi çok merak ediyorum. 8 milyon Euro'nun nesini beğenmiyorlar? Onu çok merak ediyorum. Yani ee, sözleşmesinin bitiminin son senesindeki bir futbolcu Tamam 16 milyon euro piyasa değeri var. Kabul. Elbette ama yani 30 yaşında ön libero Bilmiyorum uzatmaya yanaşır mı yanaşmaz mı? Ha 30 milyon euroları görmüş zamanda. Zamanında da 16 milyon euro almışlar. Yani piyasa değeri 25 iken 16 almışlar. Demek ki yarısı ideal. Bilmiyorum Fenerbahçe'nin 8 verecek parasına da şaşırırım. Hayret ederim. Aynı hatayı Luis Gustavo'da da yaptık. Sakın bunu da yapmayalım derim. Ben bu transferin olacağına zerre ihtimal vermiyorum. Haberiniz olsun. İster şifreli konuşuyor deyin, ister direkt konuşuyor deyin. Orada Fenerbahçe'miz yeni sezon hazırlıklarına 13 Haziran Pazartesi günü Samandıra Can Bartu tesislerinde başlayıp 3-4 günlük çalışmanın ardından Topuk Yaylası'na gidip 2 e, haftalık bir kamp programı gerçekleştirecek. Yani şöyle anlatayım size. 13'ünde Pazartesi başlanacak. Muhtemelen Perşembe günü gidilecek. E, orada 30 Haziran'a kadar ya da 3 Temmuz'a kadar durulacak. Ve büyük ihtimalle 3 Temmuz'da geri gelecek Fenerbahçe Dolağı takımı İstanbul'a ya da 3 Temmuz bence 3 Temmuz'da geri döner. Yani 2 haftayı biraz daha geçebilir. 6 ya da 7, 9, 10 Temmuz gibi de hazırlık maçlarına başlar. Birkaç hazırlık maçını yapar gibi geliyor. Bana öyle görünüyor. Ve e, şunu söyleyeyim. Ve William Carvalho olayına gelince unutmadan bir özel bir şey belirteyim. Son dakika gelişmesi belirteyim. Son dakika. Başakşehir Kulübü Tolga Ciğerci ile sözleşme uzatmama kararı aldı ve yollarını ayırdı. Evet yanlış dur sarı kırmızı oldu olmaz. Evet yanlış duymadınız. Başakşehir Kulübü Tolga Ciğerci ile sözleşme uzatmama kararı aldı ve yollarını ayırdı. Şimdi benim şahsi görüşüm şu. Ee, Başakşehir herhalde mali olarak çok kötü bir durumda. Yani herhalde mali olarak çok sıkıntılı bir durumda. Yani bon servisini alamadılar ki flash bir isimdi. Çok da bir şey istemiyorlardı. Epriyano ile uzattılar. Şimdi de bana kalırsa sezonun en iyisi Tolga ciğerci ellerinden kaçırdılar. Bu çok ilginç. Şimdi biz Crespo'ya yedek arıyor muyuz? Arıyoruz. Biz Crespo'yu satmayıp yedek arıyoruz. Yani William Carvalho ismi ütopikti. Arkadaşlar biliyorum küfür edecek arkadaşlarımız çıkacak. Vasatçı ilan arkadaşlar çıkacak ama bana kalırsa Gustavo şey Crespo'nun çok çok iyi yedeği olur. Bak Gustavo'yu elden çıkar. Tolga Ciğerci'yi getir. Daha yaşı 30. Bak çok çok iyi yedek olur. Daha yaşı 30 arkadaşlar. Etmeyin eylemeyin. Crespo'ya çok iyi yedeklik yapar. Harbi söylüyorum çok iyi yedeklik yapar. Biz bak Crespo'ya yedek alıyoruz. Hem de Türk. Yani Türk. Bilmiyorum. Sakatlığını biz de atlattığı Maliyeti çok yok. Hani içinden oynar. Yani bedava 6-8 numara yedeği olur. Ben olsam ben, ben kaçırmam. Hocam kaç maç oynadı? Ya 32 maç bir gol bir asist 2463 dakika. Yani yanlış anlamayın arkadaşlar. Wolfsburg, Mönchengladbach, Hertha Berlin, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir. Yani açık söyleyeyim. Ben olsam düşünürüm ya. Tolga Ciğerci'yi. Ve düşünmemiz de lazım derim. Hem Türk sınırı kontenjanı hem yedekleme op opsiyonu olarak. Bence mantıklı. Emre Mor için Fenerbahçe açıklaması. Günde 5 kuleden isimlerden biriydi Emre Mor. Şimdi bir de onu konuşalım. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Emre Mor için Fenerbahçe'den teklif alıp almadıklarına dair gelen sorulara cevap vermiş. A Spor'da canlı yayında açıklamalarda bulunmuş. Atladığım için arkadaşlar. Ben de Fenerbahçe'den şu oyuncuyu bırakır mısınız diyorum. Başka takımlarla da oluyor. Bir araya geldiğimizde olabilecek olasılıkları konuşuyoruz. Ama masaya oturup direkt sizden şu oyuncuyu istiyoruz şeklinde bir şey olmadı demiş. Yani ben de Fenerbahçe'den şu oyuncuyu bırakır mısınız diyorum. Başka takımlarla da oluyor. Hani burada anlatmak istediği şey şöyle. Mesela Noah'a verir misiniz? Gibisinden bir şey diyor herhalde. Emre Moraleskin ilişkin e, bir şey konuşulmadı demiş. Bu sezon 24 yaşındaki oyuncu 29 maçta 1879 dakikada 6 gol 4 asistlik bir performans sergiledi. Bence çok çok düşük bir performans. Yani Emre Mor profiline çok çok düşük kalıyor. Ama e, ama bilmiyorum ya Emre Mor bence iyi bir yedek alternatifi olur bak gerçekten şimdi kafamda benim şöyle bir proje var yanlış anlamayın. becerebilip Dimaria'yı biz niye getiremiyoruz yani biz niye Dimaria'yı getiremiyoruz hocam yıllık ücreti çok ister valla Dimaria'yı becerebilip getirsen bir Arkasına Emre Mur'u atsan. iki Emre Murat karşılık. Ya ver gitsin kadronda 500 tane çöp var. İlla ki birileri yarayacaktır. Bak Dimari arkadaşlar. O bildiğimiz Arjantinli var ya 34 yaşındaki o. Bir kanadın Dimari'ye bir kanadın Rossi. Perte çıkarırsın rakipleri. Rakipleri perte çıkarırsın. Dimari'nin yedeğinde Emre Mor yap. Rossi'nin yedeğinde Ferdi Kadıoğlu yap. Bak iki tane Türk genç yetenekli profilli genç isim yedek. Bir tane genç, bir tane tecrübeli isim kanat. Sol beke de çek Marcelo'yu. Sözleşmesi bitiyor zaten. Bedava alacaksın. Yani bilmiyorum arkadaşlar ya. Keşke Jesus ismini kullanıp getirebilecek. Hocam maliyeti yüksek olur. Lan olsun. Olsun. Biraz da zevkten biz dört köşe olalım ya. Seyir zevki yüksek maçlar izleyelim. Bu arada subliminal bir mesaj aldınız inşallah değil mi? Yo. Neyi konuştuk ki? Emre Mor'u konuştun. Yalnız sağ olsun. Bir daha dinleyin. Hal City'den Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euro iyi sadaka veriyorlarmış. Hal City Allah yar Seyyat Maneş ve Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye toplam 7,5 milyon euro ödeyecek. Kesin mi? Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu İngiltere Championship Hakibi Hal City şampiyonluk hedefiyle başlayacağı sezon öncesi orta saha transferlerinde son aşamaya geldi. Hal değil Mailden Bas Cooper'ın haberine göre Hull City Hatay'la sözleşmesi biten adama Traore dışında Fenerbahçe'den Allahyar yine Fenerbahçe'den Uzan da büyük ölçüde anlaştı demiş. Yani Allahyar için ve Ozan için oyuncular anlaşması değil bizinden bizimden de anlaşması önemli. Bu arada adama Traore Barcelona'da değil miydi ya? sağ kanat. Wolverhampton'dan satın alma opsiyonu kiraladıklar değil miydi ya? Ha, Hatay Spor'un numarası pardon. Ben de şeyi merak ediyorum. Daha 26 yaşında Hatay Spor'un numarası Adama Traore. Yani diğer takımlar niye görmüyor da şey görüyor ama on numara da oynatılmadı herhalde. Hep 8 oynatıldı herhalde. Merkez orta saha 8 gibi oynatıldı herhalde. Neyse. Biz alakadar eden kızım para kısmı. Fenerbahçe ve para kısmı. Şimdi haberin detayında Hull City'nin Allah yer için 2,5 Ozan için 5 milyon euro bonservis bedelini Fenerbahçe'ye ödeyeceği belirtildi. Bu haberde bir yanlışlık var. Ayrıca Ozan Tufan'ın 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacağı da vurgulanmış. Michael Seri'ye de teklif gitmiş. Aa ben bu haberi nereden biliyorum ya? Yani e durum bu. Şimdi aklıma benim İki şey geliyor. Birinci şey şu. Biz bu kanalda aylar boyunca dedik ki Allah yer seyyat maneş. 4,5 ila 5,5 arasında bir paraya. Hani 5-5,5 civarına. E, Hal City'nin yolunu tutacak. Bon servisi oraya verilecek. Ve sonraki satıştan da pay maddemiz var. Bazı arkadaşlar %50 dediler. Bazıları %40 dediler. Mühim olan oradaki para miktarı. İkinci olay şu. Ozan tufan için ben geçtiğimiz günlerde üye arkadaşlara yaklaşık yani 2.8 ila 3.2 milyon euro arasında bir teklif var. ya da anlaşma şartları buna yakın demiştim. Şimdi baktığınız zaman müthiş. Yani şimdi baktığınız zaman yani 4 4.5 4.5 5 diyelim. 5 Allah yar için verilse 2. 8 de Ozan için verirse 7.8. Yani dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama tam da rakamları uyuyor. Ee, ama ben şunu da merak ediyorum. Acun Ulucalı'nın takımı bu kadar parayı verebilecek mi? Ha, verirler. Niye? Sponsorluk anlaşmaları çok iyi. Adamların ikinci ligindeki takımlar bizim Süper Lig'deki takımlardan daha fazla para alıyorlar. Verebilirler. Bir de kaz gelecek yerden tavuk kesir gelmez diye bir tabir var. Eğer Premier Lig'e e çıkarlarsa zaten ee, dur bakalım. Fulham Premier Lig'e yükselince ne kadar para kazandı? Yakın bir haber yok mu ya? Geçen senenin haberi. Yani geçen senenin haberinden bahsediyorum. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Geçen yıl 2021 yılı Brentford Premier Lig'e yükseliyor arkadaşlar ve 180 milyon pound Yani 210 milyon euro ödül almaya hak kazanıyorlar Düşünün 210 milyon euro Yani sadece Premier Lig'e yükseldi diye Yanlış duymadınız 210 milyon euro Bizim süperlik kulüplerinin aldığı para Ay Umarım Fenerbahçe düşmanlığından dolayı Neleri kaybettiğinizi anlıyorsunuzdur bu arada Ozan Tufan demişken benim aklıma bir şey geldi. Siz hatırlamazsanız ama 8 Şubat 2019. 8 Şubat 2019. Giuliano Terraneo. Ben 8 milyon euroya Engolo Kante'yi alıyordum. Kayen'i ikna etmiştim. Ama Aziz Yıldırım Ozan Tufan aldı. Yanlış duymadınız. Ben 8 milyon euroya Engolo Kante'yi Kayen'e ikna etmiştim. 2015'te hatırlayın e, Leicester City Kane'den 9 milyon euroya aldı. Sonra da 35.8'e 2016'da sattı. Şimdi aynı Engolo Kanté'nin piyasa değeri 50 milyon euro, yüzleri falan gördüğü oldu. Hani bu lafın üstüne bir şey söylenir mi bilmiyorum. Yani Fenerbahçe şansı nedir? Bana Fenerbahçe şansını bir kelimeyle anlat ya da bir cümleyle anlat. Engolo almayıp Ozan Tufan almak. Yalla o... Neyse çok da girmemek lazım. Aziz Yıldırım o zamanlarda Ozan'dan bir şeyler bekledi. Ha, Aziz Yıldırım'da Türk fetişizmi vardı. Ya yani bazınızda oluyor ya bazılarınızda yıldız fetişizmi var. Bazılarınızda genç fetişizmi var. Aziz Yıldırım da milliyetçi bir adamdı. Öyle oldu. Hayırlısı. İspanyollar yazdı 3 İstanbul'da istiyor. Kimi? Tahmin edin. Düşünün bakalım. İspanyollar yaz. Demek ki İspanyol'dan biri. Luis Suarez. Yok yok. Biraz düşürün ayarım Tamam çok beklemeyin ya. Adana Demirspor'la başarılı bir sezon geçiren Matias Vargas için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in bonservisini elinde tutan İspanyol ile görüştüğü iddia edildi. Bir kere bu haber külliyen yalan. Beşiktaş görüşebilir. Eyvallah ama Başakşehir benim tahminime göre görüşemez. Başakşehir küçülmeye gidiyor arkadaşlar. Farkında değil misiniz? Yani bilmiyorum farkında mısınız ama şimdi Vargas çok iyi bir futbolcu. Gerçekten iyi bir futbolcu. Ve iyi bir profilde futbolcu. Onu konuşalım. Haberi bir bitireyim. Şimdi Espanyol'dan kiraladı Adana Demir Spor ve Madrid Merkezi Spor Gazetesi As'ta yer alan habere göre Adana Demirspor'da Spor'da başarılı sezon geçiren Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 5 gol, 13 asist yapan Vargas için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in nabız yokladığı ifade edildi. 5 gol, 13 asist. 36 maçta 18 gol katkısı yani. 3 de bir ilgi var ve bir fiyat teklifi olmadığı altı çizili İspanyol tarihinin en pahalı ikinci transferi ve 2019 yazında 10,5 milyon euroya transfer edildi. İspanyol'un 5,5 milyon euro talep ettiği haberin detayında yer aldı diyor. 5.5 ee, alırsa da 1.1'i Vele Sarsfield'a gidecekmiş. Bu bilgi yer, yer verilmiş. Ben bir şey söyleyeceğim. Futbolcudan gerçekten anladığınızı düşünerek söylüyorum. 8 Mayıs 97 doğumlu yani yeni yakınlarda 25 yaşına girdi. 1.68 boyunda Arjantinli 6 milyon euro piyasa değeri var. Bu Adana Demirspor'da oynadığı için 6 milyon euro. 2024'e kadar İspanyol'la sözleşmesi var. Arjantin milli takımının zamanında iki kez formasını giymiş. Bakın Rossi Fenerbahçe'de formayı giydi mi giydi. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam 5,5 milyon euroya asla kaçırmazdım. Alıp alabileceğiniz yegane transferlerden bir tanesi. Hocam Dimaria diyordun ne diyordun? Dimaria'yı alırsan yıllık ücreti fazla verirsin. Bak Dimaria'yı alırsan yıllık ücreti fazla verirsin. Ama Vargas'ı alırsa bon servisi fazla verirsin. Bence bu dediğimi unutmayın arkadaşlar. Yani bu dediğimi kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Bakınız, Fenerbahçe'den kanat oyuncularına dikkatlice bakın. Burak kapacak, Valencia. Bazen Mesut oynattık ettik. Bence bize var ya Vargas kesinlikle ilaç olur. 5,5 milyon euroya da bedava olur. Hatta şunu söyleyeyim. Dimaria ve Vargas'ı ikisini birlikte transfer et. Rossi'ye 12-13 transfer teklifi var diyorduk ya. Rossi'den alacağın paraya kadarını belki Vargas'tan alırsın. Bir iki sene oynatıp. Ama Rossi biraz daha genç. Yani bir yaş daha genç. 2 yaş daha genç. Böyle. Şimdi toparlamaya gelirse Dimaria'yla ilgili ben gerçekten merak ediyorum. Bizim niye ilgimiz alakamız yok ya da niye haberlerde İmariyeyi bize yazmıyorlar. Hocam Juventus'a gidecek. Ben de öyle biliyorum ama gidemedi bir türlü. Carvalho'yu ben beklemiyorum. Siz de beklemeyin. Matias Vargas ilgimiz var. Evet kıvırmayacağım. Ya da şifre mifre vermeyeceğim. İlgimiz var ama 5.5 değil istedikleri. Keşke 5.5 olsa hemen alırız. Tolga Ciğerci. Ben Ozan Tufan için şunu bak eğer Halsit iddiaları olmasaydı ben şöyle bir şey söylerdim. Ozan kesin gidecek Başakşehir'e. Bak Başakşehir karşısında Tolga Ciğerci'yi fes etti. Tolga Ciğerci'yi biz bedava alacağız belki. Biz de belki Ozan'ı fes Onlar bedava alacak. Bu sayede takas makası hiçbir şey görüşülmeyecek. Futbolcu imza parası almayacak falan filan derim. Hocam Tolga Ciğerci'ne Ozan bir mi? Yanına belki bir de stoper alırsın. Neydi? Ravil Tagir miydi? Onu çok övüyorlar ama ben izlemedim açıkçası. Alıcı gözden falan bakmadım. Onu da çok soran var. Şimdi oyuncu bu sene düzenli oynadı mı? 19 yaşında stoper. Ya yani Türk milli takımında oynayabilir arkadaşlar. Ve Türk sayılıyor. 2023 Haziran'a kadar sözleşmesi var onun da. Bu da ilginç. Sol ayaklı. Bu sezon 8 maç 607 dakika. 2,5 milyon euro almışlardı. Kazak stoper. Valla bence becerdi. Denenebilir. Yani hem Rabil Takir hem Tolga Ciğerci'ye karşı verilebilir ama Al Siti iddiaları çok gündemde çok yoğun muhtemelen Al Siti'ye gidecektir. Ama Tolga Cici'yi düşünmek lazım. Emre Mor için şunu söyleyeyim belki de önümüzdeki hafta bir görüşme gerçekleşecek İstanbul'da Süleyman Ur Mali koç görüşmesi belki de değil. Ben bu hafta için bekliyordum açıkçası da. Trezeguet'e şu an için bir ilgi yok. Allah yar, Ozan Tufan büyük ihtimalle. Ee ada yolundalar. Zaten Allah yer orada. O zaman da yanına gider. Bu kısını hatırlayacaklar bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.